Merhabalar, bu videomda 3 boyutlu Instagram görselleri nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Bu çalışmaları isterseniz kişisel profillerinize eğlenceli içerikler oluşturmak için veya yönettiğiniz bir iş profili varsa ürünleriniz için de uygulayabilirsiniz. Öncelikle telefonunuzla Instagram'dan bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Bu ekran görüntüsü arka planımızı oluşturacak. Bu sebeple kendi sayfanız veya iş profilinizi almanızı öneririm. Bu görseli Photoshop'un içine sürükleyerek bırakıyoruz. Ardından 3 boyutlu yapmak istediğimiz görseli de bunun üzerine tekrar sürükleyerek bırakıyoruz. Ben böyle bir görsel kullanacağım ve kadının ekrana göre sağdaki ayağını kare dışına çıkarıp 3 boyut izlenimi vereceğim. Görselimi mouse'a sol ile basılı tutarak sağa sola hareket ettiriyorum ve sağ ayağın tahminen durması gerektiği yeri belirliyorum. Hatta üstteki resmin opaklığını %100'den %50'ye düşürüyorum ve kadının hangi kısmının nereye geldiğini daha net görebiliyorum. Üstü ve altı hizaladım. Bu şekilde benim için gayet uygun. Sağ ayağının hafif yazıların üstüne gelmesini istiyorum. Ardından işaretleme aracını seçip Instagram ekran görüntüsünün bittiği yerden başlayarak aşağı doğru ayak kısmını seçiyorum. Önce Ctrl-C ile kopyalıyorum. Ardından Delete tuşuna basarak siliyorum. Tekrar Ctrl-V ile yapıştırıp yeni layer olarak ayırıyorum. Bunu Ctrl-J tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Biz böylece mankenin sağ ayağını asıl resimden ayırmış olduk. 3 farklı layer'ımız oldu. Birincisi ilk Instagram ekran görüntümüz, ikincisi mankenin ayak hariç resmi, üçüncüsü de sadece sağ ayağı. Biz şimdi sağ ayak üzerinde çalışma yapacağız. Resmi biraz yakınlaştırıp kalem aracı ile kadının ayağını dikkatlice seçiyoruz. Amacımız arka plandan kurtulmak. Ayağı komple seçtikten sonra maskele kısmına tıklıyoruz ve ayağımız arka plandan ayrılıyor. Kadının üst kısmının olduğu resmin layer'ının gözünü açıp bütünlüğünü kontrol ediyoruz. Bu arada başlarken ayarlama yapmak için opaklığı %50 yapmıştık, tekrar %100'e getiriyoruz. Evet, alt ve üst kısmın birleşim yerinde bir sorun gözükmüyor. Son bir işlem olarak dışarı taşan ayağa gölge vereceğiz. Ayağın olduğu layer'ın üzerine sağ tıklayıp karıştırma seçeneklerine tıklıyoruz. Ardından en alttaki gölge kutucuğuna tıklıyoruz. Hafif bir gölge zaten geldi. Ama sağ taraftan biraz daha ince ayarlama yapabiliriz. Evet, bu şekilde gölgeyi biraz daha belirginleştirdik. Gölgeli ve gölgesiz farkını görüyorsunuz. Ayak olan layer'ı sürükleyerek diğer görselin layer'ının altına sürüklüyoruz. Üst kısımdaki gölge geçiş kısmını burada bozabilir. Ve son olarak ekran görüntüsü aldığımız için en alttaki ve en üstteki telefona ait ikonların olduğu kısımları kırpma aracıyla siliyoruz. Ve 3 boyutlu Instagram görselimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkürler.